ve son roundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Merhaba Ali'cim. Nasılsın? İyiyim sen? O ben... ne? Orada ne var? Ne var orada? Bu mu? Göremiyorum. İşte... Müzik grubu. Eko Ender Ha. Eko Endi, Bunny. Liverpool'un sonra çıkardığı en iyi gruptur. Yani 80'lerin en iyi <laughs> ha, grubudur. Haa bilmiyorum. <laughs> Enteresan. Ya bu... Rakçı değil. Rakçı bunlar yoksa Rockçi başka, başka şey mi? Darko filmini sen izledin mi Donnie Darko'yu? Yok. Donnie Darko da çalar. En, Yok. En vurucu ben. Yani. Killing Nasıl? Ne Commit cisi? Commitments. Commitments. Commitments şey grubu. İrlanda, İrlanda ha İrlanda grubu. Sol müzik grubu o. Ha, güzel çok güzel. Yani. Sol falan. Güzel grup evet. Bu yalnız gömlek <laughs> mi mont mu çok beğendim bunu. Gömlek. Bundan bana da alabilirsin bir tane. Alayım Tabii ama bunu Senin bizim mahallede bizim yerlerden... <laughs> mahallede yapsalar. Bak bu da Uğur severlerin neydi sizin kramponlu fize gol mu? Kramponlu kramponlu. Güzel krampons yani. ya Salah'ın golüne sebep giydim yani. Yanlış adamlık anlaşılmasın. Adamlık ya adamlık. Adamlık. Ne diyorsun? Valla dün ben iki maçı aynı anda izledim. Ya bak oraya yani Şöyle şöyle yani. şuradan şeyi izliyordum. Manchester Liverpool maçını. Tam televizyondan da Galatasaray Rize maçı çıktı. Yani kör oldum abi. Şöyle bunu seyretmekten, şöyle öyle seyretmekten. Şöyle seyretmekten kör oldum. Çünkü, ben de aynı anda izliyordum. Es Sports'a teşekkür ediyoruz. Saran Medya'ya teşekkür ediyoruz. Ben bir dakika pardon. Gökhan Abdik'e teşekkür ediyorum. Gökhan Abdik'e teşekkür ediyoruz. Çünkü neden? böyle? sabah beni aradı Gökhan Abdik. Öyle mi? Ben geçen gün böyle hediyeler verirken dedim ki ben de katılacağım dedim. Saran Sports çekilişine, Böyle evet. de. Ali Ece, bitti abi senin, biz sana VIP gönderelim dediler. Ya vallahi benim bitmedi ama teşekkür ederim. Ben de diğer kullanıcımı birine böyle hediye edeceğim buradan, onu da söyleyeyim. Çok bir tane sonra oldu izleyicisine. Şimdi öyle mi? Evet. Şu goller Ab kaçmasın. Gökhan Abdike teşekkür ediyorum. Alp Özgen mükemmel maç anlatıyor. Özellikle İtalya Ligi'nde bir uzman oldu. Fiorentina-Napoli maçını ne kadar iyi anlatıyor? Olağanüstü maç anlatıyor, olağanüstü, olağanüstü. Özetlerde bile, özetlerde bile tatmin oluyorsun. Alp benim eskiden tanırım birlikte çalışmıştık. Artemio Franchi dişi var. Sanki Floransa'da o yapmış. Abi o mesela Osimen, Osimen Signal Udino dişi gibi geçen sezon. Osimen topa koşuyor. Buldu gene açık açı, açı şey açıyı falan diyor bir şey. Abi muhteşem ya. Yani çok inanılmaz iyi anlatıyor. Kesinlikle. Erman zaten kardeşimiz. Erman kardeşim bu işin kralıdır. Muhteşem anlatıyor. Orkun hepsini, da çok iyi maç anlatıyor. Hepsini tebrik ediyoruz. Çok büyük keyifle izliyoruz. E, maçlarını çok beğeniyoruz. Bizim şeyimizde, e, ödüllerimizde devam edecek herhalde kardeşimle devam edecek. Yani nereden girdik bu konuya da Nereden ama. girdik? Şöyle bak. Güzel biz, yani güzel maç bak, izledik yani güzel maç. Biz de ben bunu yıllardır söylüyorum. Bakıyorum son zamanda başka söyleyenler çıkmaya Başladı çok sevdim. Abi biz de sadece böyle takımları ve böyle armaları seviyoruz. Bak. Ligin sadece böyle adı Süper Lig. Gerçekten süper olsa diğer takımları insanlar tutmadıkları takımların da maçlarını izler. İzlemiyorlar çünkü cezbetmiyor. İzleyiciyi cezbetmiyor. Bazı Şimdi aynı ediyor. anda izlediğin zaman Rize Spor Galatasaray maçıyla Liverpool City maçını izlediğin zaman bir kere şu var abi kötü zeminde iyi maç olmaz bir bu kadar kötü hakemlerle iyi maç olması imkan yok. Mümkün Bak değil. al aynı hakemi böyle, pala bıyıkı McMaster olarak o maça koy Liverpool City maçına koy o maçtan da bir olmaz. şey olmaz ilk yarısı gibi olur. Şey de sen söyle mesela ben Montella'lı Demir Spor'la Farioli, Kar Farioli Karagümrük maçını izleyeceğim mesela. Özellikle. Ben de onları Hususi izliyorum. Hususi olarak izleyeceğim. Ben yani. de onları izliyorum mesela. Geçen onları sene de izliyordum Karagümrük'ü. Yani. Mesela şimdi Emre Belezoğlu'lu Başakşehir'i izleyeceğim artık. Ben mesela geçen sene böyle Karagümrük'le ve Hatay Spor'un maçlarını kaçırdım. Ha, bak Ömer Kara Erdoğan'ı. Karagümrük Erdoğan sebepti. Ee, Hatay Spor'da böyle Ömer Erdoğan'a sebepti. Şimdi Ali Palabıyık. Ya işte Yaşar Artık Kemal'dan böyle Ali var. demesek olur mu lütfen? Ona da Yaşar Niye, Kemal Niye benim demiyorum. adım da Ali ya? Abi işte ben aynı ismi taşımasını istemiyorum. Ama sen oğlum taşı, isteyen taşısın. Olur mu adam? Hayır abi, abi pala bıyık sadece. Hayır Palabıyık. ben istemiyorum abi, tamam. benim ismim geçmesin ya. Onlar. Peki. Pala bıyık. Pala bıyık. Uğurlu. Efendim, ne çakır, kadar uğurlu olduğu da tartışılır. Çakır. Meler. Başka. Ya biz... Bizi bir salın be. Halis, Mubis, onlar bizim. yani. Özgah Hadi. ya. Ya bizi bir salın kardeşim. Şimdi bakın. Bir, ben Türk hakemliği uzmanıyım. Beşinci dakikada anladım. Bu, bu, rahatsız bu. Maça rahatsız gelmiş. Maça rahatsız gelmiş. Beşinci dakikada anladım. Bak bunu böyle beşinci dakikada anlarsın. Bir sonradan dağılanlar var. Yani maça normal başlayıp bir pozisyonda kalan ve sonradan dağılanlar var. Bir de baştan dağılmış gelenler var. Beşinci dakikada ben dedim ki eyvah dedim bugün bu maç bitmez. Bak, yemin et. Sıra yemin ediyorum. Muhammed burada gol attı ya. Bu da verdi golü. Sonra bir tuhaflaştı bu. Erken gol dengesini bozdu. Erken gol bütün oyun planını... <laughs> e, Ali Pallavi'nin oyun planını bozdu. Bütün oyun bütün planını, bozdu. planını bozdu ya. Abi sonra... Galatasaray'a karşı bir bastı bu. Şimdi bunu kabul edelim. Galatasaray... Ben, ben hakemi anlarım abi. Buradan basıyor. Buradan çıkartmıyor takımı. Filan... Sonra burada ben, bana göre Berkan'a yapılan %100 faul var. Sana göre değil ya. Cemali'nin yani Cemali şu e, kalça bölgesinden yerdeyken çektiği bir pozisyon var. Şeyi de tebrik ediyorum. Alpaslan yerde yattığı için kesmediği için tebrik ediyorum. Ama Berkan'a faul var. Sonra o pozisyon devamı gol olunca Palabey komple aldı. Zaten kötü başlamıştı. O da gol oldu ya. Bir de pası da veren Cemali şeye e, yani faul çalınması gereken oyuncu Golü attırınca bizimki dağıldı. Bizimki dağıldı. Sonra burada Muhammed'e sarı kart. Doğru karar. Ama böyle maçta görüyorsun böyle hareketler fizy fizyonomi falan i̇yi, iyi değil yani. Gidişat iyi değil. Sonra Mustara'ya bana göre lüzumsuz bir sarı kart. İki sebepten. Kaleciler genellikle o tepkiyi verirler. Hemen hemen her kaleci. Offside görmedim o. falan filan. Vermek üstelik, de en doğal haklarıdır. Üstelik Mustara kaptan. Mustara kaptan. Yan hakemini koruyacağım diye adama sarı kart verdin. O da sana al topu al dedi. Bunu dedi münasip bir yerine ben dedi şimdi bunu degaj yaparım. Oraya da top, top gitsin dedi. Onu da atamadın. Şimdi adama sarı kartı veriyorsan atacaksın. Atamadı. Ben dedim ki eyvah. Zaten topu bilen Rıdvan abi de devre arasında dedi ki bu çok kötü maç yönetiyor. Şey olur. Devre arasında bu inşallah düzelir. Şimdi ben biliyorum bak hiç yalandır bu. Biz hakemler olarak sahaya çıktığımızda tamamen dış dünyaya kapanırız. Hiçbir şey duymuyor. Yalan. Net yalan bu. Hepsini cep telefonla 37 tane mesaj, 15 tane cevapsız arama gelmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum ben. Bunlar odalarına giderler bakarlar. Kim aramış? İşte en güvendiği arkadaşı. Çok iyi gidiyorsun kardika devam et veya baba iyisin de işte şu pozisyonda bir sıkıntı var. Ya da bilmem vardan destek almadın mı? Hani arkadaşlarım böyle atıyor sevmeyen veya MHK'dan birisi abi şu pozisyonda dikkat etseydin Mustara işte atmalıydın. Mesajlar gelir tamam mı? Ondan sonra hakemin gidişatı iyi olmaz. İkinci yarı bir başladı. İkinci yarı bir başladı. Bu biraz böyle hafif bir kendine gelmiş gibi. Zaten Rize de gelmiyor. Hani Rize 2-1 yapmış gelmiyor. Sonra 2-2 oldu. 2-2'den sonra penaltıya. Dikkat edin abi. Penaltıdan önce kartla gitti. yani Hakem önce dört çalar penaltıyı gösterir. Sonra der ki baba sen de son adamsın. Berkancığım al canım dersin. Bu kartla gidiyor. Yani bu düdük. Yani düdükle kart arasında yarım saniye var. <laughs> tamam mı? Yani sen önce penaltıyı ver. Ben önce dedim ki adamım sarı kart veriyor acaba? Çocuk kendini yere attı. Sarı kart verecek. Belki de. Çünkü... İşareti görmedim ben önce. Spiker de görmedi ki, de ne olduğunu anlamadı Ali Ferahpot. Sen önce çalarsın, penaltı noktasını gösterirsin. Sonra cezayı müeyyideyi uygularsın. Ama Ali o kadar dağılmış ki Palabıyık. Önce kartla gitti, buna dikkat edin. Penaltıda da, onu ayrıca konuşuruz, kaçtı. 8 dakikada uzatma normaldi bu maça. Bu maça 8 dakika uzatma normaldi. Sonra buraya kadar geldi. Dakika 89 yani 90 buradan korner attı şey. Ee, Rize. 99. dakikada buradan korner attı. Bir daha buradan korner çıktı. 100. dakikada korner attırdı. 100. dakikada korner attırdı. Sonra buradaki faulü görmedi. Halil'in Alberke yaptığı faulü. Veya gördü de oynatmadı. Oynat, çalmadı. Sonra Cagne gitti. Bana göre faul yapmadı Cagne. Yaptı diyene de saygı duyarım. Bence Cagne'nin yaptıkları faul değil. Sonra gol oldu. İyice dağıldı. Bu faulü de çalardı. Berkan'ın Berkan'a yapılan Cemali tarafından yapılan Rize'nin attığı ilk golde yapılan faulü çalmadığı için yani yaklaşık 17. dakikadaki pozisyonun, pozisyonun intikamını veya kendi kendine ödeşmesini yahut kendi kendine nasıl diyeyim telafisini 100, 111. dakikada yaptı. İşte bizim istemediğimiz şeyler bunlar. Telafi etme kardeşim. Etme ya. Ondan sonra ortalık ayağa kalk. Çok net 3 tane siyah beyaz hatası var. Bir. Mustaraya sarı kart bana göre saçmalık. Şimdi abi hakem dediğin şey. Bunlar anlamıyorlar. Bakın arkadaşlar hakem. Sevgili dostlar. Hakem. Bütün bu stadın sahibidir. Buradan çağırır saha komiserini. Der ki ben bu maçı oynatmıyorum. Oynatmıyorum ya. Oynatmaz. Bütün bu türbinlerin durumunu beğenmedim. Boşaltın lan dese boşaltacaksın. Mecbursun ya. Şimdi bu kadar kuvvetli bir adamdan bahsediyoruz. Tamam mı? Yani sen buranın tek sahibisin abi. Tek yöneticisin. Ve sen tek otoritesin. Şimdi bu adam burada top çıktı diye yan taraftaki hakemine tepki gösterebilir. Yanına doğru koşmamış, yürümemiş, bir şey yapmamış. Bu harekette bunlar robot değil. Bu adam 11 senedir bu, bu ülkede oynuyor. Nando! Nando! Yakışmıyor sana. Tamam hocam der ya. Tamam hocam der. Yani her şeyine zırt tırtırtı karta gidilir mi abi? O zaman topa vurur sen de onu atamazsın. Yutarsın böyle güzel üstüne de su içersin. Ben hakem olacağım. 11 senedir bu, daha yeni gelmiş adam değil ha. Nando. Olmuyor ya. Ne bu? Vallahi billahi der ki tamam hocam der. Pardon der hocam. E şimdi niye adam Fırat bu, bunca yılın hakemi hayatım seni atmayayım canım falan diyor. Tamam hocam diyorlar. Bazen de öyle yöneteceksin abi. Bazen... Abi hep öyle yöneteceksin. Yani bazen de öyle yöneteceksin abi. Abi daha kötü. Uzatma bak, kardeşim diyeceksin. Genel olarak büyük sorun yeni hakemlerin e, vücut dili Şimdi bak, mesela Sergen topluyorum. Yalçın attı. Bak şimdi. Abi at adamı. Miogradmaz işte. Miogradmaz işte şeyi attı abi. Biliç attı. Ne yaptı? Bak bir daha yapıyorum. Gözlüğü çıkartayım. Bitti bu kadar. Çıktı mı adam sonuçta? Yani maksat hasıl oldu Şimdi mu? bak ben sana soruyorum. Lan herife zaten ben hakimsin sen hakim. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Hakimsin. Sen zaten burada vuruyorsun şeyi. 10 sene hapis. Adama zaten 10 sene hapis vermişsin. Tamam mı? 10 sene hapislen. Heh, yok. Yani niye bu? Yani buna gerek yok abi. Evet bu TCK'nın ilgili maddesi gereğince 10 sene hapse hükmedilmiştir. Bitti bu kadar. O Al sen hafif Öyle yapabilir misin ya? Yapmamalısın yani. Kırt Yok öyle şeyler ya. Mio Gratmaz için Slaven Bilic'i hangi maçta attı? Avrupa maçında attı. Beşiktaş'ın kazandığı bir Avrupa maçında attı. Toplum olabilir. Mio Gratmaz için ki yani bir tanesi biri Sırp biri Hırvat filan işte Yugo, eski Yugoslavlar. Böyle yaptı ya. Hadi dedi. Bir işte ha filan. Hadi dedi. Öp, öp, buyur dedi. Çıktın abi. O büyük ihtimalle biliyor musun? Aynı Bunu dili... abi ben ya bunları bırakın. İnkar etseler de böyle aynı dili konuşuyorlar. Mesela bak Herhalde canım. çok bomba bir şey anlatacağım sana. Bak bizde Hı. böyle eskiden hakemler ne kadar iyiydi şimdikine göre. 90 90'lı yıllarda en son Yugoslavya katılırken Bazdaravić var spor oyuncu. Katılamıyor. Niye? Çünkü bizim hakem Türk hakem yönetiyor <laughs> Yugoslavya'nın kalifikasyon maçını, eleme maçını. Bizim ligden biliyor. Cevat Şeker Begoviç, Mirsat, bütün Yugoslav işte Boşnak <laughs> oyuncuların neler söylediğini biliyor. Öğrenmiş artık. Kendini geliştirmiş. Bazıları üçü bir çivi yakalıyor. Gel gel bakayım sen gel. Ne dedin sen? Sen nereden biliyorsun ya ben biliyorum diyor. Tak ceza oynayayım bakın. Bak yine o ben şeyi bile hatırlıyorum. Pozisyonu bile hatırlıyorum. Sen diyorsun ya maz için. Biliçe yaptı. Baba falan. Hani <laughs> bak. Uğurlu'nun yüzündeki ifade ne biliyor musun? Giderken. Sen Arttım seni. Hayır. Hepinizden iğreniyorum ulan ifadesi var herifte. Bir, dur, geleceğiz Dur. Dur bir dakika dur. Devam edeceğim. <laughs> Açıyorum konuyu, hepsinde sorun. Numanoğlu, Marek Hamšík'in iptal edilen gol. O el nedir abi? Bana açıklar mısın ya? Mustafa Sandal gibi. Evet abi, haydi eller hava ya, haydi şu tavaya. Abicim yani çift vuruş değil mi? Bu, bu değil evet, mi? Tabii. Hani pası verince indiriyor. Tabii. Artık tamam, oynadın evet. tek vuruş, kaleye vurabilirsin. Evet. Bu ne abi? Bana bir açıklar mısın? Tabii, tabii. Bu ne yapmaya çalışıyor burada? Bu nedir abi? Şimdi Kolin'in bir maçı var, Mourinho kenardan. Bak, bunu hep her yerde anlattım. Kenardan kulübe kalkıyor. Orta sahadan ha. Tamam hocam diyorlar otururlar abi. Evet çok güzel örnek be. Ahmet Çakar Beşiktaş Galatasaray maçı. 2-2 biten Galatasaray'ın 9 kişi kaldığı maç. Galatasaray'ın 9 kişi kaldığı maç. Beşiktaş'ta 10 kişi kalmıştı. 2-2'lik kupa maçı hatırlarsın sen. Ahmet Çakar. Burada bir faal yaptı. Oyuncu atacak. Atması lazım. Attı zaten. Burada bir faal yaptı. Beşiktaş 2-1 geride. Bir Galatasaraylı oyuncu attı. Oyuncu hatırlamıyorum şimdi. Bir faal yaptı. Beşiktaş kulübesi sahaya girdi. Şöyle yaptı bak. Bakmıyor bile kulübeye. Kulübe burası. Bak kulübe bu taraf. Beşiktaş kulübesi bu taraf. Ahmet Çakar çaldı düdüğü. Burası geliyor bak. Ahmet Çakar bakmıyor bile. Böyle yaptı. Gördüm. Tak kırmızı kartla attı oyuncuyu. Hepsi oturdu abi. Ya buranın komple hakimi sensin arkadaş. Adamlara fırça atmana gerek yok ya. Kurul Sigorta'sı HDI Sigorta Sonran programını sundu.